Açık ders malzemeleri, algoritmalara giriş, 6046J, 3. ders. Herkese günaydın. Bugün biraz algoritmalarla uğraşacağız. Algoritmalara geri döneceğiz ve geçen derste öz zilelemeleri çözmek için kullandığımız ana teorimi geliştirip basit matematik yöntemlerle çözümler bulacağız. Bunları çokça kullanacağız çünkü bugün öz zilelemeli algoritmalar konumuz. Koşma zamanını ana teorimi kullanarak bulacağız. Geçen sefer yaptığımıza benzer şeyler yapacağız. Umarım geçen sefer bir hata yapmamışımdır. Birkaç idari hatırlatmam var. Gelecek için de gelmelisiniz. Bu zorunlu. Ayrıca isterseniz gelecek ev ödevi laboratuvarında katılabilirsiniz. Bunu yapacaksanız problem setlerinin üzerinde laboratuvar öncesi birkaç saat çalışmanıza yarar var. Aslında gelecek birlikteliğe kadar epey zamanımız var ve hafta başı ders yok. Bu öğrenci tatili denen bir tatil, onun için gelmedim. Bugün böl ve fethet denilen bir kavram üzerine çalışma yapacağız. Bu kavram aynı zamanda böl ve yönet olarak da bilinir ve Latince bilenlerimiz için divide et imperia olarak söylenir ve tarihte denenmiş ve test edilmiş bir yöntemdir. Herhangi bir bölgeyi parçalara ayırıp ondan sonra orayı fethedersiniz. Bu parçalama değişik politik yaklaşımlar kullanılarak yapılır ve öyle yapılır ki o bölgede bölünme olur ve kimse birbirini sevmez. Aile içinde bir kan davası yaratmak gibi etkili bir yöntemdir. Testinizde bunu hatırlayın, şaka yapıyorum tabii. Evet, büyük bir güç yapısını daha küçük güç yapılarına bölersiniz ve bu küçük güç yapılarını yönetebilirsiniz. Bunların hepsine hakim olabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken şey bunların tekrar bir araya gelmemeleridir. Bu İngilizlerin özellikle uyguladığı böl ve yönet yöntemidir. Ama bugün bizim yapacağımız İngilizlerin değil, Corman, Lycerson, Rivers, Stein gibi algoritma kitabı yazarlarının yöntemlerini uygulamak olacak. Bu çok temel ve çok güçlü bir algoritma tasarım tekniğidir. Ve bu sizin ilk gerçek algoritma tasarımı deneyiniz olacak. Biz hala analiz modundayız ama artık gerçek tasarım yapmaya başlayacağız. Bu derste 2, belki 3 ya da 4 ana tasarım tekniği işleyeceğiz. Bugünkü onlardan bir tanesi, onun için bu çok önemli. Bu öz zilelemelerin her türlü çözümlemede bir yöntem olacak ve geçen derste kullandıklarımızda ele alarak bunun neden yararlı olduğunu göreceğiz. Tahmin edebileceğiniz gibi böl ve fethetin ilk adımı bölmektir. İkinci adımı da fethetmektir. Öte yandan aslında 3 adım olduğunu tahmin edememişsinizdir. Ben burada bir boşluk bırakacağım, siz de aynısını yapın. Böl ve fethet bir algoritmik tekniktir. Size çözmeniz için büyük bir problem veriliyor. Siz bunu verimli olarak nasıl çözeceğinizi bilmiyorsunuz. Bu nedenle bu problemi alt problemlere bölüyorsunuz. Bu işin bölme kısmı. Bu problemi alt problemlere böleceksiniz. Daha doğrusu anlık uygulama problemlerine böleceksiniz. Ve bu anlık ya da parçalı problemler sizin alt problemleriniz olacak. Ve bu alt problemlerin daha küçük boyutlu olması gerekiyor. Daha küçük boyutlu olması demek, n'nin değerinin orijinal problemde olduğundan daha küçük olması demektir. Evet, bir şekilde çözüm konusunda bir ilerleme kaydettiniz. Şimdi elinizde çözmeniz gereken bir ya da birkaç problem var ve her biri orijinale göre daha küçük. Ve siz öz yinelemeli olarak her bir problemi çözeceksiniz. Bu fethet mantığı. Her alt problemi yinelemeli olarak fethediyorsunuz. Ondan sonra bunları çözümlerini, bütün problemin çözümlerini oluşturacak şekilde birleştiriyorsunuz. İşte genel böl ve fethet paradigması budur ve birçok algoritma da buna uyum gösterir. Eğer hatırlayacak olursanız bu paradigmaya uyan bir algoritmayı daha önce görmüştünüz. Birleştirerek sıralamak. Evet, hayret, hepiniz uyanıksınız, etkilendim. Evet, daha önce birleştirerek sıralamayı görmüştüm. Ve eğer biraz akıllıysam bunu buradaki boşluğa sığdırabilirim. Tabii, akıllı olmak lazım. Birleştirerek sıralama ile ilgili kısa bir tekrar yapacağım. Bu metottaki 1-2-3 formatını hatırlatacağım.
Burada ilk adım diziliminizi iki parçaya bölmektir. Bu çok önemli bir şey değil. Yani sadece düşünüyorsunuz, diyorsunuz ki benim dizilimim iki yarımdan olsun. Burada herhangi bir iş yok. Bu sıfır zaman demek. Sadece dizilime şöyle bir bakacaksınız. İşte burada. Aslında işe başlamadan önce belki N bölü 2'yi hesaplamanız gerekir. Ama bu da sabit zaman alır. Ondan sonra da diyeceksiniz ki benim dizilimim bir sol bir de sağ parçaya bölünmüş. Ondan sonra ilginç olan öz dizilimler olarak bunların her birini ayrı ayrı çözmek. İşte bu fethetme evresi. Her alt dizilimi öz dizilimleri olarak sıralıyoruz. Üçüncü adımda da bu iki çözümü birleştiriyoruz ve bunun ne anlama geldiğini görüyoruz. Şimdi elimizde bu dizilimin tüme varım yöntemiyle sıralanmış bir versiyonu var. Bu versiyonda tüme varım yöntemiyle sıralamıştık. Şimdi bize lazım olan tüm dizilimin sıralanmış versiyonu. Bunu da bir birleştirme problemi olduğunu, iki sıralanmış dizilimin birleştirilmesinden oluştuğunu görmüştük. Ve bunun aslında doğrusal zamanda nasıl yapıldığını, yani ne zamanda nasıl yapıldığını işlemiştik. Bunu tekrar yapmayacağım. Ama önemli olan bu çerçeve içinde ele alınabileceğini görmek. Ben temelde koşma süresini ve birleştirerek sıralamayı bir öz dinleme olarak yazmak istiyorum. Daha önce bu öz dinlemeyi görmüştünüz. Çözümün de ne olduğu size söylenmişti. Ama şimdi bunun çözümünün nasıl olduğunu öğreneceğiz. Ve ayrıca böyle fethet paradigmasına uyan her algoritma yaklaşık bu formda bir yinelemeye dayanacak. Özellikle de bizim eski dostumuz ana metot. Buna uyarlı olacaktır. Haydi. Buna birleştirerek sıralamayı uygulayalım ve cevabı daha önceden bildiğimiz bir durumda biraz pratik yapalım. Bu birleştirerek sıralama öz yenilmesiydi. Bu öz yenilmeyi bilmeniz ve sevmeniz gerekiyor çünkü her zaman karşınıza çıkacak. Bu genel yaklaşım sonucunda alt problemlerin boyutlarını gözlemlemek ve bunları çözümlemek, bunlardan kaç tane olduğunu ve ne kadar ekstra iş yapacağını saptayacaksınız. Burada bu alt problemlerin boyutları var. Öyle görünüyor ki her iki alt problem de aşağı yukarı aynı boyutta. Burada biraz dağınıklığımız var. Aslında T'nin hem N bölü 2 tabanlı hem de N bölü 2 tabanlı olması gerekiyor. Ama bundan sonraki etkide geldiğinizde bunun neden problem olmayacağını, aslında taban ve taban kavramlarının önemli olmadığını göreceksiniz. Burada bir teoremle karşılaşacaksınız ve bu teorem bu olgunun bir sorun olmadığını size kanıtlayacak. N'nin 2'nin bir kuvveti olduğunu düşünebilirsiniz ama bu evrede sadece bunu böyle kabul edin. Yani elimizde iki tane problem var. Ve bunların boyutu N bölü 2. Buradaki 2 aslında alt problemlerin sayısını gösteriyor. Ve bu N'nin boyutu bize ne kadar ek iş yapacağımız konusunda fikir veriyor. Peki yapacağımız ekstra iş potansiyel olarak ne kadar? Aslında fethetme her zaman bir öz ilerlemedir. Bu giriş kısmının dışında yapacağımız bir iş yok. Yani bu örnekte bölmek önemsiz olacak. Ama genelde biraz iş gerektirebilir. Birleştirme ise burada doğrusal bir iş gerektirecek. Böylece bu da bölmek ve fethetmek konusunda koşma zamanlarını atıyor. Buradaki öz yenilmesiz iş budur. Ve bu da aslında böl ve fethet algoritmasının nasıl yenilemeye dönüştürüleceğini gösterir. Aslında çok kolaydır ve genelde ana metot yani master metot kullanılır. Burada ikinci durumdayız. Çok güzel. Evet bu ikinci durum. Ve burada K sıfır değerinde. Böylece bizim öz yenilme ağacımızda tüm iş maliyetleri aşağı yukarı aynı. Bunların hepsinin değeri N üzeri log B A oranlıdır. Burada N'nin log 2 bazında ikinci kuvveti sadece N'dir. Onun için bunlar eşittirler. Elimizde öz yenilme ağacındaki dallara ya da seviyelere bağlı ekstra bir logaritma faktörü var. Ana metodun arkasındaki sezgi olgusunu hatırlatırım. Bu N log N ve bu iyi bir şey. Birleştirerek sıralama N log N'yi çözmek için hızlı bir sıralama algoritmasıdır. Araya yerleştirme sıralaması N kare üzerinde çalışır. Bu açıdan N log N'yi uygulayabileceğiniz en iyi durumdur. Bundan sonraki iki derste bunu işleyeceğiz. Ama şimdiden size ön bilgi veriyorum. Bugün birkaç farklı böl ve fethet algoritması üzerine çalışacağız. Sıralama bunlardan bir tanesi. Ama aslında çözmek isteyeceğimiz bir sürü problem daha var. Öyle görünüyor ki böl ve fethet olgusunu temelde bunların bir çoğunu uygulayabilirsiniz ama hepsine değil. Örneğin sabahleyin nasıl uyanmalıyım olayını böl ve fethetle çözmek o kadar kolay değil.
aslında bu problem setleri içerisinde iyi de bir problem olabilir. Sıradaki böl ve fethet algoritması aslında sıralamadan daha kolay. Birleştirerek sıralamadan bile daha kolay. Ama eğer tek alt probleminiz varsa buradaki çözümü göstermek için çok iyi bir örnek. İçinizde kaç kişi daha önceden binary search yani ikili aramayı görmüştü? Görmeyen var mı? Sadece bir kişi. Tamam. Bu durumda biraz daha hızlı gideceğim. Elinizde bir X elemanı var ve siz bu X elemanını bir sıralanmış dizilimde bulmak istiyorsunuz. Bunu etikten önce görmemiş olan var mı? Yok, iyi. Yani bunu başka bir derste görmüş olabilirsiniz. Çok iyi. Demek ki ön koşul derslerini almışsınız. Ben bunu böl ve fethet olarak sınıflamak istiyorum. Çünkü genelde bu olguya o açıdan bakılmamış olabilir. Bu işlemde bölme adımı X'in diziliminizin orta elemanıyla karşılaştırılmasıdır. Ve ondan sonra fethetme adımı gelir. İşte diziliminiz burada ve burada da orta değer var. Burada X'i diziliminizin orta elemanıyla karşılaştırırsınız. Diyelim ki X 10'dan küçük olsun. Bu durumda X'in sol yarımda olduğunu bilirsiniz. Ve burada güzel bir döngü değişmesi vardır. Ama bu problemde öz dizilimleri olarak düşüneceğiz. Problemi X'in bu alt dizilimdeki yerini bulmak için kullanacağım. Birleştirerek sıralamadaki iki öz dizilime yerine burada bir alt dizilim var. Ondan sonra birleştirme adımında herhangi bir şey yapmayacağız. Demek istediğim eğer X'i burada bulursanız ondan sonra bütün dizilimde bunu arama zorunluluğunuz kalmaz. Yani bunu tekrar yapmanıza gerek olmaz. Evet, bu aslında ikili aramanın böl ve fethet paradigmasına uyarlanmasıdır. Bu çok önemli bir örnek değildi. Fakat öyle durumlar vardır ki siz bu öz dizilimi sadece bir tarafta yapabilirsiniz. Tabii önemli olan iki öz dizilime yapmak yerine bir öz dizilime yapmanın arasındaki farkı görmektir. Bu ikili arama için yapılan bir öz dizilimi uygulaması, biz N boyutunda bir problemle işe başlıyoruz, sonra bunu 1'e düşürüyoruz. Burada görünmeyen bir faktör var. Yani N bölü 2 boyutunda bir alt problem var. Tekrar ediyorum. Burada tavan ve tabanlar çok fark etmiyor. Ek olarak da elinizde X'in orta elemanla karşılaştırılması işlemini anlatan bir sabit var. Yani sonuç olarak bu tek bir karşılaştırma yapacak gibi görünüyor. Bunun bir çözümü var. Log N. Ve hepiniz ikili aramanın koşma süresini biliyorsunuz. Ama biz burada yenilemenin çözümlemesine bakıyoruz. Söylemek istediğim şey arada birkaç farklılık olması. Elimizde mesela toplanır düzende bir N teorim yok. Eğer olsaydı o zaman bu doğrusal olurdu. Koşma süresi doğrusal olurdu. Ama bu bile N log N'den daha iyi. Böylece biz ikilem kurtuluyoruz. Onun değerini 1'e düşürüyoruz. N'yi alıyoruz ve değerini 1'e düşürüyoruz. Bu koşma süresini çok daha hızlandırır. N'ye kadar hızlandırır. Burada herhangi şaşırtıcı bir şey yok. Şimdi daha enteresan algoritmalar kullanalım. Bir sayının kuvvetini alma problemi. Size x sayısını veriyorum. Bu gerçek bir sayı veya kalem notalı bir sayı olabilir. Her neyse. Ve size bir de n tam sayısını veriyorum. N büyük eşit 0 olmak üzere. Burada x'in n kuvvetini hesaplamak istiyorum. Gördüğünüz gibi çok basit bir problem. Aslında bir açıdan bütün bunlardan daha basit ama işte burada. Ve böl ve fethet yöntemi buradaki sıralama için yapılabilecek doğru şey. Evet, bu naif ya da saf algoritma gerçekten çok basit. X'in n'inci kuvvetini nasıl hesaplarsınız? Bu işlemin tanımından yola çıkarsak x'i n kere kendisiyle çarpmam gerekir. Yani x çarpı x çarpı x çarpı x toplam kaç n kopyası varsa. Ve bu x'in n'inci kuvvetini verir. Önemli bir sürpriz yok burada. Yani n sayısında çarpma var. Daha doğrusu n eksi 1 sayısında çarpma var. Ve bu da ttn zamanı demektir. Ama bu problemin çözümünde bu yapılabilecek en verimli iş değil. Böl ve fethet yolunu kullanarak bu yöntemle ne yapabileceğimiz konusunda önerisi olan var mı? Daha önce bu algoritmayı görenler var mı? Birkaç kişi. Ama ben geri kalanlarla da ilgileniyorum.
anında yaratıcılığı test etmek çok zor olmasına rağmen benim her zaman hoşuma giden bir olgudur. Fikirlerinizi rastgele söyleyin. Bu problemi doğrusal zamandan daha çabuk nasıl çözebiliriz? Bu nasıl bir bölge fethet problemidir? X ve N girişlerimiz var. Tamam, bunu X'e bölerek çözmeye çalışabiliriz. Ama bu biraz zor. Bir sayı olması lazım. Veya bunu neye bölerek de yapabiliriz? Herhangi bir tahmin olan var mı? Evet, X'i N bölü 2 kuvvetine bakmamız yararlı olabilir. Çok iyi. Bu, böl ve fethet algoritmasının temelindeki fikirdir. Evet, X üzeri N bölü 2'ye bakmak istiyoruz. Bu biraz şaşırtıcı olacak. Şimdi taban değerlerine ve çatı değerlerine dikkat etmemiz gerekiyor. Söylemek istediğim şey, X üzeri N burada X üzeri N bölü 2 çarpı X üzeri N bölü 2 haline dönüşüyor ve bunun tutarlı olması için N'nin çift sayı olması gerekiyor. Eğer N tek sayıysa o zaman burada daha dikkatli olmam gerekir. Ama şimdi sezginize dayanarak böl ve fethet algoritmasının niye yararlı olabileceğini düşünelim. Diyelim ki elimizde N boyutunda bir problem var. Biz bunu boyutu N bölü 2 olan iki alt problem haline dönüştürüyoruz. Ama aslında bunlar aynı alt problem. Bu nedenle sadece bir tanesini çözmem yeterli olacak. Yani X'in N bölü 2 kuvvetini hesaplarsam o zaman öteki X'in N bölü 2 kuvvetini de bulmuş olacak. Böylece N bölü 2 boyutunda özelinde bir işlem olur. Ve ondan sonra ben bu sayının karesini alırım ve bu sadece tek işlem, yani ikili aramada olduğu gibi aynı yineleme var. Bu log N zamanlı ve her zaman N zamanlı olandan daha iyi. Hoş değil mi? Ama aynı zamanda tek sayı olma durumunda çözmem lazım. Yani n'nin tek sayı olma durumu. Bu durumda x üzeri n eksi 1 bölü 2 değerine bakacağım. N eksi 1'in çift sayı olması lazım. Burada da eksi olan bir x faktörü olur. Eğer n tek sayıysa o zaman bir öz dilimli işlem ve iki çarpma yapacağım. Ama yenileme aynı. Öz yenilebilir problemin boyutu n bölü 2 artı sabit bir zaman. Buradaki işlem ikiye bölme işlemidir. Ve birleştirme işi de bir veya iki çarpma yapma işidir. Ve bu da log n'dir. Eğer yapmanız gereken işlem sayıların çarpılmasıysa logaritma n olabilecek en iyi durumdur. İyi. Basit ama çok güçlü. Bundan sonra eğer bir sayının kuvvetini hesaplamak istiyorsanız artık ne yapacağınızı biliyorsunuz. İçinizde Fibonacci sayılarının tanımını bilmeyen var mı? Veya bilmediğini itiraf etmek isteyen var mı? Evet, bu iyi bir espri olsun. Ben bu tanımı size hatırlatmak için yazacağım ve özellikle de taban durumları ile ilgili olanı yazacağım. Diyeceğim ki Fibonacci sayıları çok önemlidir. Çünkü doğada çok fazla görülür. Bir takım meyvelere bakarsanız Fibonacci dizisini görürsünüz. Her dilimin etrafındaki çıkıntılara bakıp saydığınız zaman Fibonacci görülür. Eğer kumsaldaki kuma bakar ve dalgaları sayla nasıl vurduğunu gözlemlerseniz, bana söylendiğine göre bu bir Fibonacci dizisidir. Çevreme baktığımda her tarafta Fibonacci dizileri görülür. Peki doğa Fibonacci dizisini nasıl hesaplıyor? Aslında bu başka bir dersin konusu. Peki ama biz Fibonacci dizisini en hızlı nasıl hesaplayabiliriz? İki tane algoritma gördüğünüzü varsayıyorum ve bunların içinde en safı da öz yenilebili algoritma. Burada diyorsunuz ki FN'de eğer n eşittir 0'sa 0'a dön. N eşittir 1 ise 1'e dön. Aksi halde öz yenilemeli olarak F n eksi 1'i hesapla, F n eksi 2'yi hesapla ve bunları birbirine topla. Bunu daha önce görmüş olanlara soruyorum. Bu algoritmayı uygulamak ne kadar zaman alır? Bunu tahmin etmeniz zor olduğunu düşünüyorum. Onun için çok kesin cevap vermeye çalışmayın. Tamam, peki bu algoritmayı daha önce kaç kişi gördü ve çözümledi? Sınıfın yarısı. Tamam, o zaman koşma süresi nedir? Uzun, çok uzun öyle mi? Kesin cevap vermek isteyen var mı? Anlayamadım. Eksponansiyel, yani üstel. Evet, bu daha doğru ve daha kesin bir açıklama. Ama bundan daha da kesin olmak istiyorum.
Belki daha önce bu çözümlemeyi görmemişsinizdir. Bu değer fi üzeri n'ye, fi'nin n'inci kuvvetine eşittir ve burada fi altın oranını temsil eder. Altın oran matematik dünyasında hemen her yerde görülür. Korkarım ki bu derste bundan sadece bu kez bahsedeceğiz. Ama hak ettiği yeri aldığı için mutluyum. Buna üçler zaman denir. Bilmeniz gereken bunun birden büyük olduğu. Bu üçler zaman. Üçler zaman temelde herhangi bir sabitin n kuvvetine eşittir. Üçler zaman çok uzun bir zamandır. Kötüdür. Polinomsal zaman ise iyidir. Bizim istediğimiz şey polinomsal zamanlı algoritmalardır. Bu sınıf temelde bütünüyle polinomsal zamanlı algoritmalar üzerinde durur. Soru mu var? Tamam, algoritma ne yapıyor? Bir kez daha tekrar edelim. Fn, Fibonacci fonksiyonunu tanımlıyor. Ben önce taban durumlarını kontrol ediyorum. Sonra Fibonacci ne eksi 1'i öz elemleri olarak ele alıyorum. Fibonacci ne eksi 2'yi öz elemleri olarak ele alıyorum. Ve bu iki sayıyı birbiriyle topluyorum. Böylece bu dallanan ağacı elde ediyorsunuz. Aslında yaklaşık aynı boyuttaki iki alt problemi çözüyorsunuz. Ve bunların arasındaki boyut farkı toplamda 1 veya 2 mertebesinde daha küçük. Söylemek istediğim problem boyutunu hemen hiç küçültmüyorsunuz. Bu nedenle bunun üstler olması gerektiği içimize doğuyor. Bir öz elemleri ağacı çizerseniz bunun ne kadar çabuk büyüdüğünü görürsünüz. Demek istiyorum ki n bölü 2 düzeyinde sadece bir dalda problemi n'den n bölü 2'ye küçültüyorsunuz. Öteki de ise belki de n'den 1'e kadar inmiş oluyorsunuz. Fakat dallarının hiçbirisi n bölü 2 düzeyinden sonra durmaz. Elinizde en azından 2'nin n bölü 2 kuvveti var. Ve bu karekök 2'nin n'inci kuvvetine eşittir. Ve bu da fi'nin n kuvvetine yaklaşık bir değerdir. Yani bu kesinlikle üçlerdir ve üçler olması kötüdür. Biz polinomsal istiyoruz. Ve n2, n kare, n küp, log n iyi olur. Yukarıda bir polinomla sınırlı olan her şey iyi olacak. Bu eski bir fikirdir. Bu fikrin izini kombinasyonlar optimizasyonu ya da katışımları en iyileme dünyasının ünlü isimlerinden Jack Edmonds'a kadar sürebilirsiniz. O polinomsallığın iyi bir şey olduğunu söylemişti. Ben onu akademik büyük babam olarak kabul ederim. Çok enteresan bir insandır. Bu nedenle bu oldukça kötü bir algoritmadır. Sizin daha iyi algoritmalar görmüş olduğunuzu sanıyorum ki bunlar buradaki öz elemeli algoritmanın aşağıdan yukarıya ters çevrilmesi ve uygulamasına benzeyebilir. Bu konuyu başka türlü düşünmenin bir yolu da eğer Fibonacci n için bir öz elemeli ağacı yaparsanız aşağıdaki altı ağaçlarda birçok ortak yapı olduğunu görür ve zaman kaybettiğinizi fark edersiniz. Fibonacci n eksi 1'i çözdüğünüz zaman Fibonacci n eksi 2'nin de çözüldüğünü görürsünüz. Bir şeyi niye bir defa çözelim? Bir defa çözmek yeterli olur. Bu nedenle bunu aşağıdan yukarıya doğru çözmeye başladığınız zaman kolaylıklar ortaya çıkar. Bu işlemi aynı zamanda daha önce hesaplamış olduğunuz bazı cache ya da ön bellekteki bilgileri yinelemeli olarak kullanarak da yapabilirsiniz. Bu çok büyük bir sürpriz olmaz. Fibonacci sayılarını sırasıyla hesaplarsınız. Ve her seferinde örneğin Fn'yi hesapladığınızda ondan önceki ikisini de hesaplamış olursunuz. Bunları birbiriyle toplarsınız. Bu sabit bir zaman alır. Bu durumda koşma süresi lineer yani doğrusaldır. N cinsinden doğrusaldır. Ve bu bizim girişimizdir. Çok iyi. Bu yapabileceğimiz en iyi şey midir? Hayır. Fn'yi doğrusal zamanda hesaplamaktan daha hızlı hesaplamanın yolları konusunda bir fikri olan var mı? Şimdi birçoğunuzun şu ana kadar göründüğünden biraz daha ayrı bir yol kullanmanız lazım. Şu ana kadar gördüğünüz tekniklerle bunu yapma konusunda bir fikri olan var mı? Evet. Biz fi ve psi'nin n'inci kuvvetleri konusunda matematiksel bilgiyle yapabiliriz. Aslında fi, fi, pi, po, tu hangi Yunan harfini kullanırsanız kullanın iyidir. Matematiksel hile şöyle olacak. Söylediğimiz gibi gerçekten hile yapacağız. İyi bir şey değil ama yararlı. Buna naive recursive square yani saf öz ilerlemeli kare alma diyeceğiz. Öz ilerlemenin karesini almayı biliyoruz ve öz ilerleme karesini almak log n zamanı alır. Haydi öz ilerleme kare almayı uygulayalım. Bilmeniz gerekmiyor ama eğer Fibonacci sayılarının özelliklerini biliyorsanız ki şimdilik bilmediğinizi düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi şudur. Eğer fi'nin n'inci kuvvetini karekök 5'e bölerseniz sonra da buna en yakın tam sayıyı yuvarlarsanız bu n'inci Fibonacci sayısıdır.
Bu güzel bir şey. O halde F ne? Aslında fi üzeri N'ye eşit. Bundan yola çıkarak öz yerini ve karelemesini fiilin N kuvvetini log N zamanda hesaplamak için kullanabiliriz. Çıkan sonucu karekök 5'e böleriz ve bilgisayarımıza çıkan değeri en yakın tam sayıyı yuvarlayabilen bir yazılım varsa işimiz bitti demektir. Fakat bu her zaman çalışan bir sistem olmaz. Gerçek bir bilgisayar büyük ihtimalle fi'yi ve karekök 5'i kayan noktalı sayılar olarak kullanır ve bunların da belli sayıda bitleri vardır. Ve bu hesaplamayı gerçek dünyada yapmaya kalkarsanız bazı önemli bitleri kaybedersiniz. Bu durumda da en yakın tam sayıya yuvarlama ihtiyacı karşısında doğru cevap çıkmayabilir. Yani kayan noktalı sayıları kullanan bir bilgisayarda sonunda doğru cevap bulamayabilirsiniz. Bu sayılarla istediğinizi yapabilecek teorik bir makinede bile sabit bir zamandan daha fazla sürecek çarpım süreleri olacak. O halde başka bir modele bakmak zorundayız. Çünkü fi kere fi'yi sabit bir zamanda çarpamazsınız. Bu tabii bu dersin konusunun dışında. Onun için bunu böyle kabul edin. Normal bir makinede bazı problemleri sadece üstel zamanda çözebilirsiniz. Ama elinizde gerçek sayıları çarpabilen ve sonra da bunu en yakın tam sayıya çevirebilen bir makine varsa o zaman bu tip sorunları polinomial zamanda çözebilirsiniz. Ama buna izin verilmez. Ben şimdi size 3 ders sonrasının konularından biraz bahsediyorum. Onun için burada keseceğim. Daha fazla bu konuyu uzatmayacağım. Ancak Fibonacci sayılarının başka bir özelliğini kullanırsak öz yenileme karelemesini başka bir yolla çözebiliriz. Ve bu noktada hep tam sayılara bağlı kalacağız. Böylece her şey daha kolay olacak. Bu arada ekte gitmeyi unutmayın. Dilerseniz ev ödevliler ruhlarına da gidebilirsiniz. Ancak hafta başı buraya gelmeyin. Sizden bunu istiyoruz. Bu aslında doğru bir öz yenileme kare alma algoritmasıdır. Ve daha önce bunu görmediyseniz bunun ne olduğunu tahmin etmeniz zor. O nedenle ben size burada göstereceğim. Ben buna teorem diyeceğim ve bu sınıfta teorem sözcüğünü ilk kez kullanıyorum. Bu teoremin sonunda öyle bir sonuç çıkar ki bu matrisin n'inci kuvvetidir. Hoş değil mi? Buna bir süre şöyle bakarsanız bir süre sonra evet gayet tabii diyeceksiniz. Bu teoremi size biraz sonra kanıtlayacağım. Ama elimizde böyle bir teoremimiz varsa o zaman Fn'yi bu matrisin n'inci kuvveti olarak hesaplayarak bulabiliriz. Bu 2 çarpı 2 bir matris. Siz 2 adet 2 çarpı 2 matrisi çarparsanız sonuçta yine bir 2 çarpı 2 matris elde edersiniz. Bu nedenle bu sabit boyuttadır. 4 tane sayı vardır ve ben 4 tane sayının üstesinden gelebilirim. Bu durumda kayan noktalı uygulamalarla ilgili bir sürü saçma problemle karşılaşmam. Uğraşmam gereken sadece 4 tane sayı var. Matrisler de bir taraftan büyümüyor. Böylece bu Böhr ve Fetet algoritmasının koşma süresi yine log n olacak. Çünkü her 2'ye 2 matris çarpımının sabit zaman alacağını biliyoruz. Evet. Evet teşekkür ederim. Bir yazım hatası yapmışım, özür dilerim. Fn'nin aslında sol üç köşede olmasını umuyorum. Ama bir dakika, bunu bir kontrol ediyorum. Evet, Fn sağ üst köşede olmalı. Sizin de söylediğiniz buydu değil mi? Burada daha çok yere ihtiyacım var, kusura bakmayın. Burada sol tarafta da 2'ye 2 bir matris olması gerekiyordu. Teşekkür ederim. Böylece bu matrisin n'inci kuvvetini log n zamanında hesaplayabiliyorum. Ve ister sağ üst köşe, ister sol alt köşedeki değeri seçtiğinde bu Fibonacci sayısı oluyor. Bu da bana log n düzeyinde bir zaman algoritmam olduğunu gösteriyor. Ve bunun benzeriyle son yenileme uygulamamızda yani ikili arama ve öz yenilemeli kare alma algoritmalarında karşılaşmış. Bu değer logaritma n artı bir sabit yani logaritma n. Şimdi teoremi kanıtlayalım. Bu teorinin kanıtlanmasında hangi teknikleri kullanmamız gerektiği konusunda önerisi olan var mı? Daha doğrusu tekil sorayım. Hangi teknik kullanılmalı? Tüme varım. Çok güzel. Bugüne kadar bu soruyu ne zaman sorduysam cevap hep tüme varım. Bu gelecek derslerim için bana bir uyarı olmalı.
Arkadaşlarından biri aldığı bir çözümleme dersinde profesör ne zaman soru sorsa sorularının yanıtı hep sıfır olmuştur dedi. Eğer çözümleme dersi aldıysanız bu gerçekten komik bir durum. Yani ben de bazen eğlenmek için cevabı sıfır olan birkaç soru sorabilirim. Haydi şimdi tekrar ne üzerinde tüme varım yaklaşımını ele alalım. Aslında yapılması gereken şeyin bu olduğu oldukça açık. Ama bazı durumları kontrol etmemiz lazım. Taban şıkkında matrisin birinci kuvveti var, yani kendisi. 1, 1, 1, 0. Tabii burada n en az 1 olmalı demeliyim. Yazdıklarımı siz de kontrol edin. Bunların f2, f1, f1, f0 olması gerekir. Siz de kontrol ederseniz göreceksiniz. f0, 0'a eşit, f1, 1'e eşit ve f2 de 1'e eşit. İyi, taban durumunda bu doğru. Bundan sonraki adım da çok heyecan verici değil ama sizin algoritmanızın doğru olduğunu mutlaka kanıtlamanız gerekiyor. Hesaplamamız gereken şey bu olsun. Bunu yapmanın birçok yolu var ama şöyle başlayalım. Bunu hızlı bir şekilde yapalım. Çünkü çok heyecan verici bir iş değil. Hangi yönde gidelim? Şu yönde gidelim. Ben n'nin tüme varımına ulaşmaya çalışıyorum. N'nin tüme varımını elde etmek istiyorsam o zaman doğru bildiğim bir noktadan başlayıp bu bilgileri kullanmam gerekir. Eğer n'nin değerini 1 azaltırsam bildiğim özellik bu matrisin değerleri 1, 1, 1, 0'ın n-1. Kuvvetine eşit olduğu. Ben bunu tüme varım hipotezinden zaten biliyorum. 1, 1, 1, 0'ın n-1. Kuvveti. Bu durumda ben bu yöntemi bir şekilde kullanabilirim. Bu eşitlik fark etmiş olabileceğiniz gibi henüz doğru değil. Buna bir şeyleri daha eklemem lazım. Bunu doğru kılmak için neye eklemem gerekir? Evet, 1, 1, 1, 0 gibi bir faktör daha eklemem gerekir. Bir bakıma bu kanıtlamayı geliştirdiğim yöntem kullanabileceğim tek yöntem. Eğer tüme varım yöntemini kullanıyorsanız bundan başka bir şey kullanamazsınız. Ama ondan sonra kontrol etmeniz gerekir. Kontrol sonucunda bu eşitliğin tutarlı olduğunu görüyorum. Örneğin fn artı 1 bu iki şeyin çarpımına eşit. Yani bu sütunla bu satırın çarpımına eşit. Bu değer fn kere 1 artı fn eksi 1 kere 1 ve bu da fn artı 1'in tanımıdır. Ve buradaki değerleri 4'ünü de kontrol edebilirsiniz. Bu doğrudur. Çok iyi. Eğer bu doğruysa o zaman ben bunları birleştirebilirim. Yani 1110'ın n-1. Kuvvetiyle 1110'ın çarpımı 1110'ın n-1. Kuvvetini verir. Beni kanıtımın sonuna getirir. Çok basit bir kanıtlama yöntemi. Fakat algoritmanızın gerçekten çalışıp çalışmayacağınızı bilmek için bu işlemi yapmamız lazım. İyi. Soru var mı? Teşekkür ederim. Bu sağ alttakinin fn-1 olması gerekiyor. İşte bu nedenle kanıtlarınızı kontrol etmeniz gerekiyor. Bu hatayı aslında şu sırayla bu sütunu çarparken keşfedecek. Ama sizin zaten burada olmanızın sebebi de bu. Benim hatalarımı giderdi. Burada olmanın bir testi olmaktan daha iyi yönü de bu işte. Bu çok büyük bir hata değildi. Böyle bir hata yaparsanız çok fazla not kaybetmezsiniz. Tamam, başka böl ve fethet algoritmaları. Şu ana kadar hep basit olanlarla ilgilendik. Bunların içinde en ilginci birleştirerek sıralamaydı ve bunu daha önceden çözmüştük. Çok heyecan verici de değildi. Ve bunun dışındakilerin hepsi log n zamanını alıyordu. Haydi biraz log n dünyasının dışına çıkalım. Sanıyorum artık ana metodu ezberlemişsinizdir. Bu nedenle bunu siliyorum. İyi. Şimdi yapacağımız iyi bir test olacak. Bir sonraki problem matris çarpımları üzerine ve kullandığınız 2 çarpı 2 matrisin çarpımından yola çıkılarak n çarpı n boyutunda matrislerin çarpımlarının nasıl uygulanacağını göreceğiz. Sizin matris çarpımlarını bildiğinizi varsayıyoruz ama bunları bir algoritmaya dönüştürülmesi için size kısa bir hatırlatma yapacağım. Elimizde 2 tane matris var. Büyük A ve büyük B, İJ elemanlarında. İ bir sırayı, J de bir sütunu tanımlıyor. Ve biz bunlara küçük a ij ve küçük b ij diyeceğiz. Hedefimiz bu matrislerin çarpımını hesaplamaktır. Belki de belirtmem gereken şey i ve j'nin birden n'ye kadar değer aldığıdır. Yani bunlar kare matrisler. Bunların çıkışı yani c matrisi a ve b matrislerinin çarpımı olacak.
ve CIJ elemanlarına sahip olacak. Bu hatırlatmak gerekirse herhangi bir CIJ matris elemanı A'nın İ sırasıyla B'nin J sütunundaki iç elemanların çarpımlarının toplamına eşittir. Bunu şöyle bir toplam olarak yazabilirsiniz. Bunun hesaplamasını her iyi ve her şey için yapmak istiyoruz. Bunu yapacak en belirgin algoritma hangisi? Yani her iyi ve her şey için toplamları hesaplayacaksınız. Yani tüm çıkışları, tüm toplamları hesaplayacaksınız. Burada toplam ne operasyon var gibi görünüyor kabaca. Yani belki 2n-1 gibi her neyse ne içinde operasyon var. C'nin altında hesaplamam gereken n kare düzeyinde giriş öğesi var. Bu da n küp zamanı demektir. Ben şunu yürekten programcı olanlar için yazacağım. Pseudocode, sözde kodu bu. Ben genellikle sözde kodu pek kullanmıyorum. Ama bu algoritma oldukça basit bir algoritma olduğu için bunu çok detaylı olarak yazabilirim. Ama program yazmayı seviyorsanız bu çözümlemeyi yaparken size bir temel verir. Bu döngü içinde üçlü bir iç içe yerleştirme olduğunu görürsünüz. Burada bir kod hatası yaptım. Umarım buraya kadar yazmamışsınızdır. CIJ'nin sıfırdan başlamasını istiyorum. Ondan sonra da CIJ'ye uygun çarpımı yani AIK'yı ve BKJ'yi ekleyeceğim. İşte algoritma bu. Önemli olan birden neye kadar olan döngülerde neye kadar iç içe yerleştirme olduğunu görmeniz. Bu n küp zamanına malum. Çünkü bu sabittir ve bu da sabittir. Basitçe söylemek gerekirse n küp. Haydi bundan daha iyisini yapmaya çalışalım. Tabii bu amaç için bölü ve fethet yöntemini kullanacağız. Peki şimdi bir matrisi nasıl vereceğiz? Bir matrisin içinde bir sürü sayı var. Her birinin içinde n kare sayısından. Bölmenin birçok yöntemi var. Şu ana kadar yaptığımız bütün bölme ve fethet problemlerini n boyutlu matrisleri n bölü 2 boyutuna indirgeyerek çözdük. Ve problemlerin boyutu da n kare gibiydi. Şimdi burada ben n'ye n boyutundaki matrislerle başlayacağım varsayıyorum ve bunları n bölü 2'ye n bölü 2 oranına dönüştürmek istiyorum. Bu işlemi nasıl yapacağım konusunda önerisi olan var mı? Evet. Matrisin blok formunu kullanarak. Doğru cevap. Bu birinci bölme fethet algoritması olacak ve çalışmayacak. Ama bizim ihtiyacımız olan ilk fikir. Bu eşitliğe bakalım ve şunu görmeye çalışın. Bir 2'ye 2 blok matris. Ve bu matrisin her elemanı n bölü 2'ye n bölü 2 alt matrislerden oluşuyor. Ben C matrisinin 4'e bölündüğünü varsayıyorum. R, S, T ve U. R, S, T ve U. Bunları küçük harflerle yazmış olmama rağmen bunların matris olduğunu unutmayın. Her biri N bölü 2'ye N bölü 2 boyutunda ve A matrisini A, B, C, D parçalarına böleceğim ve B ile çarpacağım. B'yi de E, F, G, H parçalarına böleceğim. Neden böyle miyim? Yaptığım şey tamamıyla doğru. Ve eğer doğrusal cebir dersi aldıysanız matrislerle ilgili bu işlemlerin yapılabileceğini biliyorsunuz. Şimdi bunların 2'ye 2 boyutunda olduğunu düşünebilirim. Sonra da bu küçük harflerin aslında birer matris olduğunu unutalım ve diyelim ki R bu sırayla bu sütunun değerlerinin çarpımıdır. Yani A, E kere B, C'nin çarpımıdır. Burada hile yapmayalım. Aksi takdirde çok kolay olur. R eşittir AE artı BG, S eşittir AF artı BH, T eşittir CE artı DF, pardon DG ve U eşittir CF artı DH. Kendinizi fazla zora sokmamalısınız.
Tamam. Şimdi bunları doğru hesapladım. İyi. Yani yaptığım bu çarpımı nasıl genişleteceğimle ilgili bir örnek. Şimdi elimizde öz yedilir bir algoritma var ve aslında elimizde yine bir böl ve fethet algoritması var. İşe bizim n çarpı m boyutunda matrisimize başlıyoruz. Aslında elimizde bunlardan iki tane var ve biz bunları 8 küçük parçaya bölüyoruz. A, B, C, D, E, F, G, H. Ondan sonra bunları bize C'yi verecek şekilde hesaplıyoruz. Birbirleriyle birleştiriyoruz. Peki bunları nasıl hesaplıyoruz? Çünkü harflerin arasındaki bu masum görünüşlü küçük operatörler aslında öz dilimli matris çarpımları. Bu küçük harflerin her biri n bölü 2'ye n bölü 2 boyutlu birer matris olduğundan sonucu bulmak için hesaplamayı öz dilimli olarak yapmak zorundayım. Elimizde 8 tane n bölü 2'ye n bölü 2 matrisin öz dilimli çarpımı var. Bizi zorlayacak olan bu. Ondan sonra 4 toplama yapacağız. Ve buna ek olarak da küçük bir birleştirme çalışması yapacağız. 2 matris toplamak için gerekli süre nedir? N kare. Bu oldukça ucuz. Sadece N kare zaman alacak. Unutmayın, daha önceden yaptığımız uygulamada matris çarpımları N küp zamanda anlıyor. Şimdi onu geçmeye çalışıyoruz. Matris toplamaları ise daha kolay bir problem. Sadece bütün sayıları birbirine toplamanız lazım. Genelde de n kareden daha hızlı yapamazsınız. Yani bu yenilemeli bir uygulama değil. İyi yönü bu. Fakat kötü olan yönü bu yenilemelerden 8 tane olması. Bu durumda tn eşittir 8, tn bölü 2 artı teta n kare olur. Bu arada ana metodu silmiştim. Fakat onu zaten ezberlemiş olmanız gerekirdi. Bu yenilemelerin çözümü nedir? Teta n küp. Bu rahatsız edici bir değer. Peki, a 8, b 2 ise 8'in 2 labanlı logaritması 3 eder. Ve bütün bilgisayar bilimcilerinin bunu ezbere bilmesi gerekir. N üzeri log b a eşittir n küp olduğunda bu n 2'den polinomial olarak daha büyüktür ve onun için birinci durumdayız. Şimdi bunları ters çevirelim. Bu n küp. Önceki algoritmamızdan daha iyi bir durum değil. Bu pek hoş görünmüyor. Ve şimdi ilahi sezgi geliyor. Şuraya geçelim. Fibonacci algoritmaları gibi öyle algoritmalar var ki bir süre düşündüğünüz zaman bunu çözümlemeniz o kadar büyük bir iş değildir. Söylemek istediğim şey, matrise bakarsanız ve aklınızı kullandığınızda her şeyi doğru işleyeceğini görürsünüz. İlk bakışta o kadar açık değil ama müthiş zekice bir yaklaşım. Bu algoritma gerçekten çok akıllı bir algoritmadır. Bunu daha önce görmüşseniz hayranlığınız o kadar yüksek seviyede olmayabilir ama bu o kadar güzel bir uygulamadır ki bununla tekrar karşılaşmak sizi mutlu eder. Strasse'nin bu algoritmayı bulabilmesi için çok akıllı olması gerekir. Buradaki düşünce, şu çarpmalardan kurtulmaktır. Yüzlerce toplama yapsam bu toplamaların maliyeti bana teta n kare olur. Bu 8'i daha küçük bir sayıya dönüştürmem lazım. Bunun için matris boyutlarını 3'e 3 veya benzerine değiştirmeye kalktığınızda bunun size çok yararı olmadığını görürsünüz. Aynı boyutta bir problemle karşılaşırsınız çünkü temelde kullandığınız şey aynı algoritmadır. Sadece düzen değişir. Buna karşılık ne yapıp çarpma sayısını mutlaka azaltmanız lazım. Bunu 7'ye azaltalım. Buradaki sayımız, eğer elimizde 2'ye 2 boyutunda matrisler varsa bunların çarpımını 7 çarpma işlemiyle yapabileceğimizdir. Eğer bu varsayım doğru ise o zaman 8 çarpımı 7'ye düşürürüz ve işlemi biraz daha hızlandırabiliriz. Nasıl olduğunu biraz sonra göstereceğim. Bunu kafadan da hesaplayabilirsiniz. Öte yandan sıkılıp tam sayı olmayan logaritmaların hesabıyla uğraşmak istiyorsanız yolunuz açık olsun. Tamam. Şimdi P1. Bu algoritma maalesef biraz uzun ama sadece 7 çarpma içeriyor. Bu büyük P'lerin her biri iki şeyin çarpımına eşit ve sadece toplama ve çıkarma içeriyor.
Aynı şey. Yani aynı boyutta iş yapılıyor. Bunlar 7 çarpı işlemi. Ben bunları 7 t n bölü 2 kapsamında hesaplayabilirim. Aman, 6. da yanlış var. 6. ve 7. birbirinin aynı. Bir şeyi kopyalamanın çok önemli bir iş olmadığını düşünebilirsiniz ama benim gibi dalgın bir profesör olursanız ne kadar kolay olduğunu görürsünüz. Tamam. Şimdi ümit edelim her şeyi doğru yazmış olayım. Devam ediyoruz. Bu yeterli değildi tabii. 7 şeyimiz var ama açıkçası bunları 4 şeye indirgememiz lazım. Yani C'nin elemanları. İşte buradalar. C'nin elemanları olan R, S, T, U. Sonuçta R eşittir P5 artı P4 eksi P2 artı P6 çıkar. Tabii yani bunu görememiş miydiniz? Bu seferki gerçekten çok kolay. S eşittir P1 artı P2, T eşittir P3 artı P4. Yani bu şekilde seçilmişlerdi. Bundan sonraki U biraz karmaşık. P5 artı P1 eksi P3 eksi P7. Tamam mı? Tamam. Şimdi bunlardan hangisini kontrol etmemi istersiniz? O kadar kibar olmayayım. S'ye ne dersiniz? Ben size S'nin doğru olduğunu gösterebilirim. Başka tercihiniz var mı? Uuu! Hayır, işaret hataları. Tamam, şimdi doğru oldu. Ama bunun işlediğinden emin olmak için dördünü birden kontrol etmelisiniz. Ve ben bunu notlarımda yaptım. U eşit P5. P5 eşittir AE artı AH artı DE artı DH'dir. Beni kontrol etmelisiniz. Eğer hata yaparsam gerçekten bu utanç verici olacak. AF eksi AH eşittir P1. P3'ün önünde bir eksi işareti var. Ve bunun değeri CE artı DE. Ve bundan sonra eksi P7'ye gidiliyor ki bu büyük bir bileşim. AE artı AF eksi CE eksi CF. Tamam. Şimdi filmdeki gibi benim de bazı şeyleri silen bir aslana ihtiyacım var. Of. AH. D çarpı E. A çarpı F. C çarpı E. A E. Teşekkür ederim. Ve umuyorum ki D H H. Ve eksi eksi C F kalacaktır. Ve eğer şanslı isek bulduğumuz şurada yazılan aynı, sadece sıralaması ters olan bir halidir. Sihirli gibi değil mi? Acaba Strasser bunu nasıl buldu? Buna karşın dikkat etmelisiniz. Toplamada artının ters sırada olması kabul edilebilir. Çünkü toplama işlemi sıra bağımsızdır. Ama çarpım işleminde ters sırada olması durumunda matrisler sıra bağımsız olamaz. Şimdi CF'yi kontrol edelim. Bu tamam. DH'ye edeyim. Bunlar da doğru. Öteki üçünü kontrol etmeyeceğim. Bu matrik çarpımı umuyoruz ki subcubic time yani küp altı zamanda çalışacak. Şimdi yenilemesini yazalım. TN bu durumda 7 oluyor. Aslında algoritmasında 0 olsun diye yazmak istiyorum. Neden olmaz? Zamanımın olduğunu varsayın. Çok zamanım var. En son dersimde dersimi 10 dakika az yaptım. Yani 10 dakika erken bitirdim. Bunun için sizden özür diliyorum. Bunun sizi çok üzdüğünü de biliyorum. Aslında o gün dersin ne zaman bitmesi gerektiğini bilmiyordum. Onun için bugün 10 dakika daha uzatacağım dersi. Tamam mı? Hepinizin bunu kabul ettiğini görmekten mutluyum. Şaka yapıyorum. Üzüldüm.
Algoritma. Bu Strassen'dir. Önce böleriz, sonra fethederiz ve birleştiririz. Her zaman olduğu gibi buralarda hiçbir yere bunu yazmamış. İyi. A'yı ve B'yi bölelim. Bu kolay bir işlem. Ondan sonra bu değişik terimleri sonuçlar için hesaplayalım. Yani sonuçta bütün P'leri hesaplamaya hazırlanıyoruz. A artı B'yi, C artı D'yi, G eksi E'yi, A artı D'yi, E artı H'yi ve diğerlerini hesaplayacağız. Burada gördüğümüz her terimi hesaplayacağız. Bu da bizim n kare zamanımızı alacak. Çünkü bunlar sadece bir grup toplama ve çıkarma. Büyük iş değil. Bunlar sabit sayılar. Ondan sonra da bütün HI'leri öz yenilimiyle olarak hesaplayarak duruma hakim olacağız. Bunlardan elimizde 7 tane var. P1'den başlıyor. P2'den P7'ye kadar devam ediyor. Son olarak da bunları birleştireceğiz. Yani küçük R, S, T ve U'yu hesaplayacağız. Aslında bunlar da toplama ve çıkarma işlemleri. Onun için N kare zamanı alacak. Böylece sonunda bölme ve birleştirme işlemleri açısından önemli bir algoritma elde ediyoruz. Öz yenileme her zaman öz yenilemedir. Ama şimdi ilginç adımları var. Birinci ve üçüncü adımlar. TN öz yenilemesi 7 tane öz yenilemeli art problemi dönüştü ve bunların her birinin boyutu n bölü 2. Ve toplama işlemleri açısından bir de ek olarak teta n kare var. Şimdi yenilemeyi çözmemiz gerek. N üzeri B tabanlı log A'yı hesaplamamız gerekiyor ve bu n log 2 tabanında 7 ve biz biliyoruz ki 8'in 2 bazlı logaritması 3'tür. Yine biliyoruz ki 7'nin 2 bazlı logaritması 3'ten biraz az ama 2'den çok olacak. Çünkü 2 4'ün 2 bazındaki logaritması. Böylece bu polinomsal olarak n kareden büyük ama yine de polinomsal olarak n küpten küçük olacak. Şu anda yine birinci şıktayız. Şimdi 7'nin 2 bazlı logaritmasını L üzeri LG 7 şeklinde yazarak biraz hileli bir ifade kullandım. LG 2 bazında logaritma demektir. Bunu bilmeniz gerekiyor. Kitabın her yerinde bu yazılı ve bu bizim problem setlerimizde de var. Onun için neden N üzeri LG 7 yazmayayım? Özellikle de burada elimin altında bir hesap makinesi varsa. Bu eski model bir hesap makinesi. Hayır, bu doğru değil. Özür dilerim. Bu aslında evet, 2,81'den kesinlikle daha küçük. Bu iyi bir durum. Yani polinomsal olarak n küpten daha iyi. Ama toplama durumunda ürettiğin n kare kadar iyi değil. Matrislerin çarpımını matrislerin bölümünden daha hızlı yapacağımıza inanıyoruz ama bundan emin değiliz. N kare hızına ulaşamayacağımızı düşünüyoruz ama kim bilir, belki de olabilir. Burada herhangi bir alt sınır yok. Bu matris çarpımları için en iyi logaritma değildir. Sadece n küp değerinden daha iyi bir sonuç veriyor. Şu ana kadar elde edilen en iyi sonuç n üzeri 2,376'dır. 2'ye yaklaşmışız. Bu sayıların biraz garip değerler olduğunu düşünebilirsiniz. Belki de buradaki sabitler eksponent ya da üstte elde ettiğiniz gelişmelerin önüne geçiyor. Sonuçta öyle görünür ki eksponenti yani üstü geliştirmek önemli bir olgudur. Şunu söylemek istiyorum. N değeri büyüdükçe daha büyük üst değerleri sizi çok üzebilir. Bu nedenle n gibi çok büyük n değerleri için pratik olmadığını söylemiştik. Strassen'in n'nin yeterince büyük n değerleri için matris çarpımlarından daha iyi sonuçlar verdiğini biliyoruz. Ortalama n'nin 32'den büyük değerleri için bunun böyle olduğunu söyleyebiliriz. Diğer sebeplerin yanında üstü küçülttüğü için de daha iyi sonuçlar veriyor ama bu iyi bir değer. Bu da oldukça iyi bir değer. Bu çok pratik olmayan bir durum. Onun için bu algoritmayı kullanmıyorum. Elimde bununla ilgili referanslar yok ve şu anda sadece teoriyi geliştirmek için çalışma yapıyoruz. Bundan daha iyi algoritmalar, arada bir takım metotlar olabilir ama bu uygun değildir. Bayağı çok zamanım var. Sorusu olan var mı? Daha işimiz bitirdi. Ama matris çarpımları konusundan geçmeden önce bana soru sormak isteyen var mı?
Tamam, ama bir problem daha var. Böl ve fethet genel bir fikirdir. Biliyorsunuz bu fikri ülkelere hakim olmak için kullanıyorlar. Aynı zamanda damar sistemi çarpmak için de kullanıyoruz. Yani kim bu ilişkiyi düşünebilir? Şimdi burada böl ve fethet yöntemiyle uygulayabileceğimiz bir problem daha var. Bu aslında algoritmik bir problem değil ama bilgisayar bilimi ile ilgili bu kesin. Bu Very Large Scale Integration, VLSI ya da çok büyük çapta tümleşim. Bilgisayar çipleri ya da yongaları bildiğiniz gibi çok büyük çapta tümleşim kullanırlar. Bugünlerde bu daha da büyümüştür herhalde. Burada VLSI yerleşiminden kaynaklanan bir problem var. Bunun nedenlerine ve detaylarına fazla girmeyeceğiz ama elimizde bir devre olduğunu düşünelim ve bu devrenin de bir ikili ağaç olduğunu kabul edelim. Şimdilik bu devrenin bir kısmını ele alalım ama siz bunu tüm devre kabul edin. Tam bir ikili ağaç böyle dönür. Benim verdiğim derslerde bugüne kadar en fazla kullandığım şekil bu. Benim favori şeklim. Ve bu 4 seviyeli bir ikili ağaç gösteriyor. Tamam, işte bu yükseklikte böyle bir ağaç var. Şimdi bunu bir yonga ızgarasının içine bir yere gömmek istiyorum. Diyelim ki bunun N sayıda yaprağı var. Ve ben bu ızgara içindeki en az alana bunu gömmek istiyorum. Bu güzel bir problemdir ve sizin böl ve fethet tekniğini bir araç olarak nasıl güçlü bir şekilde kullanabileceğinizi gösterir. Evet, elimde böyle bir ağaç var. Bunu şöyle çizmeyi tercih ediyorum. Ve bunu o ızgaranın üstüne çizmeyi istiyorum. Bunun sonuçta işe yaraması için bu tepe noktalarını yani vertexlerini ızgaranın üzerindeki noktalara gömmem lazım. Ve kare bir ızgaradan bahsediyorum. Evet, bu tepe noktaları temelde ızgaranın üzerindeki noktalara gelmek zorunda. Ve bu şekilde kenarları da ortogonal yani dikken hatlar olarak noktaları birbirine birleştirmeli. Böyle yollar üretmeli. Fakat bir kenar diğerinin üzerine gelmemeli ya da onu kesmemeli. Çünkü kabloların birbirini kesmemesi gerekir. Bu problemi çözmenin bir görünen yolu vardır, bir de doğru yolu vardır. Şimdi ben size ikisinden de bahsedeceğim. Her iki yöntem de ilk bakışta görülemeyebilir ama böyle fethet yöntemi size doğru yönde bir işaret verecek. Evet, naif görünme yöntemi. Bu, ben burada naif ya da içime doğanı kullanmaktan hoşlanıyorum. Ben bu çizimi aşağıdan yukarıya doğru yapacağım çünkü böylesi daha kolay. Bunun için 3 ızgara çizgisini boş bırakın, ondan sonra çizmeye başlayın. Sonuçta bunun hangi büyüklükte olacağını bilmiyorum. Burası bizim ağacımızın tabanı. Burası 3 kesişme noktası ya da düğümü diye düşünün. Sonra bir boş sütun bırakın. Ondan sonra bir boş sütun daha bırakın. Aslında bu boş sütunları bırakmaya ihtiyacım yok ama bunlar şekli daha güzel gösteriyor. Ondan sonra da yukarıya doğru çizimimize devam edeceğiz. İşte ağaç. Izgaranın üzerinde hizalandığında burada bir çizgi gerekli. Kenarları birbirini kesmiyor. Bu ne kadar alan işgal eder? Alan derken sınırlayıcı kutunun içindeki alanı kastediyorum ve burada kullanmayacak olmama rağmen bu boş alanı da hesap ediyorum. Yüksekliğe bakmak istiyorum. Yüksekliğe HN diyelim. Sonra genişliğe bakalım. Ve buna da WN diyelim. Açıkça görülüyor ki HN log N'ye benziyor. WN de N veya onun iki katı gibi görünüyor. Ama ben bunu bir öz yenileme olarak yazmak istiyorum. Çünkü bu işlemin sonunda doğru şeyi yapmamız konusunda bize ilham verecek. HN, yani bunu yaparken bir anlamda bunun bir öz yenileme ağacı olduğunu düşünmelisiniz. Büyük ağaçla başlıyoruz. Bunu ikiye bölüyoruz ve her birinin boyutu N bölü 2 oranında olacak. Çünkü sonra da yaprakları sayacağız. Her iki tarafta da tam N bölü 2 boyutunda yükseklik konusunda fazla bir sorunumuz yok. Çünkü bunlar birbirine koşur. Yükseklik aslında bir alt problemin boyu artı bir değerinde.
Genişlik için iki genişliği toplamanız gerekiyor ve buna bir ekleyeceksiniz. Burada bir eklemeniz gerekiyor ama en kötü şartta en fazla bir eklersiniz. Bu durumda HN eşittir HN bölü 2 artı teta 1. Buna bir ilave etmeniz gerekir. WN eşittir 2 W N bölü 2 artı O1. Bunlar bildiğiniz taban durumları. Söylemek istediğim şey bunları bizim bilmemiz ve sevmemiz gereken yüzeyler oldu. Bunun değeri logaritma ne? Aslında size tüm cevapları verdim. Ancak bunun lineer yani doğrusal olması da gerekiyor. Tekrar ediyorum. Bu birinci durum. N'nin iki tabanlı logaritmada ikinci kuvveti yine N'dir. Bu durumda cevap buradaki birden çok daha büyük olur. Burada da N'nin birin iki bazlı logaritmasında birinci kuvveti N'nin sıfırıncı kuvvetine yani 1'e eşittir. Böylece aynı çıkar ve biz log N değerini elde ederiz. Bu durumda alan N log N olur. Ama yonga imalatçıları o alana daha çok kullanılacak işlemci yerleştirmek için boş alanın daha da küçük olmasını isterler. Bu nedenle bu alanı daha da küçültmek bizim amacımız. Ama alan N'den daha küçük bir değeri küçülecek gibi görünmüyor. Yaprakları bir yerlere yerleştirmek gerekiyor ama şimdiden bu oldukça iyi. Aslında elde ettiğimiz şey sonuçta bir log faktörü kadar kaymış durumda ama bizim hedefimiz N'yi elde etmek. N'yi nasıl elde ederiz? N'yi elde etmek için bu yerleşimde neyin değişmesi konusunda tahminler var mı? İlk bakışta bu pek görünmeyebilir ama yükseklik ve genişlik ile ilgili ne yapmalıyız? Söylemem gerekir ki yüksekliği log n'den daha küçük hale getirmek çok zor. Çünkü bu bir ağaç ve genişliği de log n'den daha küçük hale getirmek de pek mümkün değil. Bu durumda sonucun doğrusal olması için ne yapılabilir? Rastgele fikirlerinizi öğrenmek istiyorum. Bu çıkışın ya da sonucun ne olması için hangi fonksiyonların kullanılması gerekir? Karekök ne ve karekök ne? Bu iyi bir çözüm. Başka fikri olan var mı? N çarpı sabit, evet. N çarpı bir sabit de uygulanabilir. Ama ben diyorum ki ikisini de bir sabitten daha küçük hale getiremeyeceksiniz. N üzeri log N'ye, log N'yi hedefleyebilirsiniz. Uygun görülebilir ama bunun da imkansız olduğunu düşünün. Karekök N ve karekök N doğru cevap gibi görünüyor. O nedenle bunun üzerinde çalışalım. Evet, karekök N ve karekök N. Bu ana kadar karekök N çözümüne ulaşan öz denemelerle uğraşmak tabi bunlar yok değil. Diyelim ki hedefimiz WN eşittir teta karekök N olması ve HN eşittir teta karekök N olması. Bunu yapabilirsek mutlu olacağız. Çünkü bu durumda alan doğrusal bir sonuç olarak karşımıza çıkacak. Peki nasıl? Hangi öz denemeleri bildiğimiz ana metot formülü kullandığınız zaman sonucunu karekök N olarak verir? Söylemek istediğim, böyle bir düşünceyi geliştirebilirsiniz. Öz dinlemeler biraz şaşırtıcıdır ama şunu düşünelim. N üzeri log BA. Ne zaman N üzeri log BA yarım olur? Çünkü bu durumda N üzeri log BA karekök N olur. Böyle bir durumda da benim bu öz dinlemeye karekök N çözümünü oluşturmak için bir umut belirir. Bu sistemde böl ve fethet tasarımını uyguluyoruz. Onun için böyle bir şey olması lazım. Aslında yönteme karar verdiğiniz zaman gerisi kolay. Seçim sonrası yöntemlerle denemeler yapabilirsiniz. Ne zaman N üzeri log BA yarım eşit olur? Bir sürü çözüm var. Haydi aykırı. 4 ve 2 bu iyi. Bunu daha iyi anlamaya çalışalım. 4 tabanlı log 2 eşittir yarımdır. Çünkü karekök 4 eşittir 2'ye eder. Şimdilik bunu hedefleyelim. Neden olmasın? Ne zaman? 4 tabanlı logaritma 2 elde ederiz. Bu B, bu da A. Bu denemde TN 2T N bölü 4 artı bir şeyler olması lazım. Ve ben log BA'daki N'lerin hakim olmasını istiyorsam bunun karekök N'den polinomsal olarak daha küçük olması gerekiyor. Bu nedenle bunun da N'nin 1 bölü 2 eksi epsilon kuvveti düzeyinde bir değere eşit olması lazım. Ama daha küçük de olabilir. Örneğin 1 olabilir. 0 daha iyi ama bunu umut etmek biraz zor gibi görünüyor. Bu nedenle karekök n'den polinomsal olarak daha küçük bir değer arıyoruz.
Hedefimiz bu ve şimdi sihir başlıyor. Eğer bununla bir süre uğraşırsanız bir evrede bu sihri keşfedersiniz. N boyutundaki bu problemi N bölü 4 boyutunda iki alt problemle çözmek durumunda olduğunuzu hissederseniz ne yapabilirsiniz? Bu durumda artık bu değerlerin kareleri boyutunda düşünmek doğal olur. Buna H yerleşimi deniliyor. Buna neden böyle dendiği anlaşılabilir. Çünkü böyle olursa daha iyi bir ızgara çizimi, daha iyi bir grafik çizimi yapabilir. Bu öz yenilebilir bir yerleşimdir. Bunların birkaçını çizeceğim ama sizin genelini hayal edebileceğinizi düşünüyorum. Dört tane büyük H alacağım ve bunun iyi bir plan olduğunu düşünüyorum. Çünkü N bölü 4 boyutunda problemlerle ilgileneceğim. Bunun N bölü 4 yaprağı var. Bunun da N bölü 4 yaprağı var. Bu ortadaki kök aslında. Burada N bölü 4 yaprak var. Bunun da N bölü 4 yaprağı var. Böylece elimde boyutu N bölü 4 olan 4 tane problemim var. Öte yandan bunları bir şekilde iki boyutuna düşürmem lazım. Çok şükür ki genişliğe de baksam, yüksekliğe de baksam bunların içinden sadece ikisinin önemli olduğunu görüyorum. Yükseklikte bu ikisi önemli ve bu ikisi de yan ürünü olarak elde edebiliriz. Bunlar da birbirlerine paralel ya da koşup gidiyor. Biraz önce burada baktığımız yükseklikte olduğu gibi ama ben bunu hem yükseklikte hem genişlikte elde ediyorum. Bunları ölçtüğümde eşit olduklarını görüyorum. Onun için bunlara L diyeceğim. Bu şekilde elimizde LN boyutları kalıyor. Ve eğer hesaplarsam LN nedir? Burada elimde L, N bölü 4 var. Çünkü yaprakların sadece 4'te biri bunun içinde. Veya şunun içinde. Sonra teta 1 gibi bir sabitim var. Ama çok önemli bir şey değil. Sonra da L, N bölü 4 tekrar var. Böylece aradığım yinelemeyi elde ettim. LN eşittir 2L N bölü 4 artı teta 1. Bunun da çözümü daha önceden bulduğumuz gibi N kare. Şu anda ana metodun birinci durumdayız. Hoş değil mi? Bu öncekinden çok daha küçük bir yerleşim ya da çizim. Charles, bu yerleşimi sen mi icat ettin? Hayır. Ama ben biliyorum ki senin doktora tezinde vardı ve sen bunu bir takım yönlere doğru geliştirdin. Bu aslında ağaçların ızgaralara yerleştirilmesine klasik sayılabilecek bir yaklaşım ve böl ve fethetme yönteminin başka bir uygulaması. Söylemek istediğim, bu örnek algoritmalar için özel olarak geliştirilmiş bir yöntem değil ama VLSI ya da çok büyük çapta türleşimle direkt ilgili. Aynı zamanda sizin düşünce yönteminize de artı bir tat veriyor. Eğer siz nasıl bir koşma süresi hedeflediğinizi biliyorsanız, testlerde ya da problem setlerinde yaptığınız gibi elde etmen gereken koşma süresi budur diye öngörünüzde sizi buraya getiren yenileri unutmayın. Bu size ilham verecektir. Şimdilik bu kadar. Gelecek derste görüşmek üzere.